Saygıdeğer Metropol TV izleyicileri, bu hafta yine sizlerle beraber Fotoğrafın Dili Olsa programında beraber olmaya gayret edeceğim. Şimdi geçen hafta yarım bıraktığımız programımızı bu hafta diğer fotoğraflarla anlatmaya çalışacağım. Ekranda gördüğünüz bu fotoğraf yine Samokol Köyü'nde çekilmiş bir fotoğraf. Bu fotoğrafı da orada Gregor bizi gezdirirken bu dedi, tanırsınız siz onu dedi. Cüce Ahmet'in evi dediler. Ben Cüce Ahmet'i görmedim. Çünkü vefat ettiği zaman Deniz'de ben 5-6 yaşlarındaydım. Ama namını duyardım. Çünkü Cüce Ahmet gerçekten de kendisi profesör gibi adammış. Her şeyi bilir. Kendisi berberlik de yapmıştır. Ve berberlik yaptığı zaman da onun öyle fotoğrafları vardı ki imtihan oluyorlardı. Bu imtihan neticesinde iki kişi yanlarında duruyorlar ve bu imtihan neticesinde diplomasını veriyorlardı. Cüce Ahmet böyle bir insandı. Burası da Samokol Köyü'nün giriş tarafı. Bu çok ulu bir çınar. Yani Osmanlılar zamanından beri süre gelmiş olan bir ağaç. Bu ağaç hala orada durmakta. Dikkat ederseniz orada bir askı var. Gregor Efendi'nin anlattığına göre bu dedi, Türkler burada yaşarken kurbanlarını burada keserler, burada kurbanlarını asarlar ve derilerini burada yüzerlerdi. Fotoğrafta gördüğünüz gibi benim haloğlu olan Adnan Arıkan'ı da görmektesiniz. Bu geziye benim haloğlu Adnan abimle beraber katılmıştık. Samokol Köyü'nde gezdik, dolaştık ve sonradan geldik ki bir yemek yiyelim dedik. Hemen Samokol Köyü'nün girişinde her tarafı hayvanlarla donatılmış, yani içi kurutulmuş bu hayvanların yanında bir yemek yiyelim dedik. Tabi burada gördüğünüz gibi yemeğe oturduk. Burada genelde ızgara türlü yemekler, işte mezeler yenmekte. Buranın çok özel bir yeri olduğunu da Gregor Efendi bize anlattı. Dedi ki buraya dedi Kavala'dan dedi yemek yemek için gelen müşteriler vardır dedi. Gerçekten de çok otantik bir restoranttı. Eğer Samokol'a giderseniz, yani şimdiki ismi Domatyan'a, hemen girişte çok nefis bir lokanta. Afiyet olsun. Şimdi sizlere babam memleketim olan Grevene'ye götürmek istiyorum. Bu Grevene o zamanlarda bir şehir niteliğinde bir yerdi. Burası yine bir tepeden çektim. Grevene şehrinin genel bir görüntüsü. Bu görüntüde anlaşıldığına göre dikkat ederseniz şehir biraz da modernleşmiş. Çok sert bir kışları olan bir yer. Burada gittiğimizde bir kahveye gittik. Ben özellikle yaşlılar olan bir kahveyi tercih ettim. Çünkü gençler tabii bilmedikleri için bize gerekli yardımda bulunamazlardı düşüncesiyle yaşlıların bulunduğu bir kahveye girdik. Bu kahvede orada bir saat kulesi var. Saat kulesinin dibinde. Rahmetli amcam bana bahsederdi. Saat kulesinin dibinde bizim dükkanımız vardı. Kahve ocağımız vardı. Hep orada bütün yaşlılar oraya gelirdi diye bahsederdi. Biz de oraya gittik. Orada oturduk ve kendimizin Türk olduğunu tanıtarak çok sevinç gösterileri yaptılar. Oo, hoş geldiniz, hoş geldiniz dediler. Buyurun size ne ikram edelim? Kahvelerimizi içtik. Ve ondan sonra dediler ki biz sizinle birisini tanıştıracağız. Türkiye'den gelen bir vatandaşımızı. Neyse haber verdiler. Birkaç dakika içerisinde bu zat kendisi Trabzonluymuş. Onlar da mübadelede Trabzon'dan kalkıp direkt Kavala'ya gelmişler. Ve Kavala'dan sonra da Selanik'e geçmişler.
Selanik'ten sonra da bunları Grevene'ye göndermişler. Bu kişi kendisi bir bankacıymış. Bankadan emekli olduktan sonra da bu gördüğünüz şık beyefendi bizi Grevene'de gezdirdi, bilgiler verdi ve başından geçen olayları da tek tek anlattı. Gerçekten de çok hazin olaylar anlattı. Biz dedi Trabzon'dan vapura bindiğim zaman dedi bir müddet gittikten sonra dedi kardeşim vapurda dedi vefat et dedi. Ve biz onu dedi bir ufak bir törenle beraber dedi denize bıraktık dedi. Yani hüzünlenmemek elde değil. Demek ki her iki tarafta da çok büyük hüzünlü hikayeler anlatırlar yani. Saygıdeğer Metropol TV izleyicileri, bu haftada Yunanistan'la başladığımız ve Yunanistan yörelerinden bitirdiğimiz yayınımızın sonuna geldik. Böylece Fotoğrafın Dili Olsa programının bir hafta sonra yine sizlerle beraber olmaya gayret göstereceğiz. Hoşçakalınız.